Arkadaşlar merhaba ben İsmail Hoca, SML Hoca matematik kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz. TJT matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hatta bugün bir de bölüm değiştiriyoruz kampta. 6. bölüme geçtik sevgili gençler ve konumuz 5-6 videodur bunun anonsunu yapıyordum sizlere ama konu fonksiyonlar çok önemli olduğu için 5-6 videodur sürekli size fonksiyonlardan bahsediyordum. Sembolik mantığa başladığımız günden beri. Ne demiştik? Sembolik mantık, kümeler, kartezen çarpım. Bunların tamamı fonksiyonlarla alakalı ve fonksiyonun temelini oluşturuyor demiştim. Şimdi ise fonksiyonlara başlayacağız beraber. Şimdi fonksiyonlar... Kazanım kısmı uzun sürecek yani yanlış hatırlamıyorsam 96-97 tane örnek var arkadaşlar kazanım kısmında ve hemen arkasından da yine bol miktarda yani bol miktar dediğim o da yanlış hatırlamıyorsam 50 küsür tane fonksiyon ÖSM bakışı yani ÖSM tarzı soru gelecek. Ve hemen arkasından da SML bakış testleri gelecek. Uzun soluklu bir bölüm olacak. Bu bölüm 6. bölüm sadece ama sadece fonksiyonlar konusundan oluşuyor dersem siz fonksiyonların ne kadar uzun olduğunu zaten anlayacaksınızdır diye de tahmin ediyorum. Kitap olanlar zaten elinde kitap olanlar bunu zaten anlamışlardır. Ben size hemen kullandığım kaynaktan fonksiyonlar kısmı ile alakalı e, sayfa bilgilerini de vereyim arkadaşlar. Bakın 6. bölüm sadece fonksiyonlardan oluşuyor dedik ve bölüm başlangıcımız 232. sayfa. Peki fonksiyonlar nerede ve ne zaman hangi sayfada bitiyor hocam? Onu da hemen söyleyeyim. 266'da sona eriyor fonksiyonlar. ÖSYM'e bakıştan da kaç tane soru olduğunu söyleyeyim 57 tane sorumuz var sevgili gençler ve hemen arkasından da zaten bölüm 7'ye geçeceğiz. Onlar farklı videoların konuları olacak e, sayma konusunu ele alacağız o bölümde de. Evet gençler fonksiyonlara gerektiği önemi verirseniz AYT'de asla pişman olmazsınız çünkü bu kısımdaki fonksiyonları anlayan öğrencilerin tamamı da AYT'deki konuları çok daha rahat anlıyorlar çok daha rahat kavrayıp sorularını çözmeye başlayabiliyorlar. Haberiniz olsun benden size söylemesi. Evet gençler eğer hazırsak geçelim derse. Evet öncelikle fonksiyonu tanımlamayla işe başlayacağız. A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere. A kümesinin her bir elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanıyla eşleyen bağıntıya biz A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon diyeceğiz. Buradaki bazı anahtar kelimelerden sana bahsetmek istiyorum. Şunlar e, boş olmayan iki küme olacak zaten. A kümesinin her bir elemanını. Yani A kümesinde bir tane bile eşleşmeyen bir eleman kalmayacak. B kümesinin A kümesinden o seçtiğimiz her bir eleman B kümesinin bir ve yalnız bir elemanıyla eşleşecek arkadaşlar. İşte biz bu bağıntıya da fonksiyon diyeceğiz. A'dan B tanımlı. Eğer B kümesinin her bir elemanını A kümesinin bir ve yalnız bir elemanıyla işlemiş olsaydım o zaman bu fonksiyon B'den A'ya tanımlı bir fonksiyon olacaktı. Yani burada nereden nereye tanımlı bir fonksiyon olduğu ifadesi bizim için inanılmaz derecede değerli. Fonksiyonlar genellikle f, g, h gibi harflerle gösterilir. Bu şekilde isim takılır. Bir A kümesinden B kümesine tanımlı f fonksiyonu kısaca sevgili arkadaşlar f 2 nokta üst üste A ok B. Yani bu ne demek? F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlanmıştır denilebilir. Şimdi F 2 nokta üst üste A'dan B'ye dedik ya. İşte gençler, buradaki A kümesi bizim için tanım kümesidir. B kümesi bizim için değer kümesidir diyeceğiz. Bir tane daha küme vardı. Görüntü kümesi. Ona birazdan değineceğiz. A'ya tanım kümesi, B'ye değer kümesi denir. Eğer f fonksiyonu a kümesinden alınan bir x elemanını b kümesindeki bir y elemanıyla ilişkilendiriyor ise y x'in f altındaki görüntüsü veya f'in x'teki değeri y'dir diye denir ve bu durum y eşittir fx şeklinde ifade edilir. Her zaman göreceğiz bu y eşittir fx'i ne anlama geldiğini anladın. x'in görüntüsü y'dir veya x'in f altındaki görüntüsü y'dir veya x'in f altındaki ya da şöyle diyelim f'nin x'teki değeri y'dir diye bu durumu okuyabiliriz. Ya da sen sadece y eşittir fx diyebilirsin ama ne işe yaradığını neden bunu kullandığımızı lütfen rica ediyorum iyi öğren. Tanım kümesindeki elemanların fonksiyon altındaki görüntülerinin oluşturduğu kümeye de biz fonksiyonun görüntü kümesi diyeceğiz. Ve tanım kümesindeki sadece tanım kümesindeki elemanların görüntüleri olduğu için ben F'nin içerisinde tanım kümesinin ismini yazdığım takdirde bu bana görüntü kümesini ifade eder. Yani görüntü kümesi FA ile gösterilebilir. Bir fonksiyonun görüntü kümesi değer kümesinin bir alt kümesidir gençler. Unutma görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesi yani değer kümesi daha geniş kapsamlı bir küme. ...görüntü kümesini de kapsayan bir kümedir. Ve böylelikle artık şunu söyleyebiliriz ki... ...FA yani görüntü kümesi... ...B kümesinin yani değer kümesinin alt kümesidir. Bu durum aşağıdaki Venn şemasıyla da e, açıklanabilir. Şöyle ki A kümesinde A, B, C elemanları... ...B kümesinde 1, 2, 3, 4, 5 elemanları var. A'ya baktık 1'e gitmiş. 1 ile ilişkilendirilmiş. B 3'e, C de 2'ye gitmiş. Şimdi sadece ama sadece... ...buradaki elemanların görüntülerinin oluşturduğu küme işte şuradaki mavi kümedir. İşte ben bu mavi kümeye görüntü kümesi diyeceğim. Yoksa B'nin tamamı yine hala değer kümesidir. A yine tanım kümesidir. Fark yok. Ama tek e, ayrıntı şu. Sadece ama sadece buradaki elemanların görüntülerinin oluşturduğu küme. Yani 1, 2 ve 3'ten bahsediyorum. Görüntü kümesidir. Yani FA'dır diyeceğiz sevgili gençler kazanın bakış 1'e bakalım beraber. Şimdi diyor ki bana F fonksiyonu A kümesinden B kümesine tanımlı ve şu cümleyi asla unutma. Fonksiyonun kuralı dediğimiz şey aslında şu şekilde açıklanabilir. F F nasıl bir fonksiyonmuş? A'dan aldığı x elemanlarını 3 ile çarpıp ve bundan 2 çıkarıp B'deki elemanlara taşıyormuş arkadaşlar. Olay bu. Yani buradaki çalışma sistemi şu. Ben buradan bir x elemanını aldıysam artık buraya nasıl dönüştürüyorum? F sayesinde 3x eksi 2'lere dönüştürüyorum. Tanım değer ve görüntü kümelerini yaz demiş. Şimdi tanım kümesini yazalım beraber. Tanım kümemiz zaten a'dan b'ye olduğu için tanım kümemiz a'nın ta kendisidir. Değer kümesini yazacak olursak o da basit. Tabii ki de karşıdaki küme yani b'ye eşittir. Görüntü kümesi. Şimdi bunu tek tek elimizde hesaplayacağız. Görüntü kümesi. Hadi bakalım. Yani neden bahsediyoruz? FA'dan bahsediyoruz. Şimdi hocam ben buradan 1'i alırsam 3 ile çarpıp 2 çıkaracağım. Yani 1'i aldığım takdirde bana neyi verecek? Hatta bunu şöyle gösterelim. F1 eşittir 1. 2'yi alırsam 3 kere 2 6. E 2 çıkardım 4. Şimdi buna, burada da sana şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu şekilde birinci derecedense eğer fonksiyon x'in kat sayısı kaç? 3. Bütün ardışık olan bak ardışık olan bütün tanım kümesindeki değerlerin tanım kümesindeki elemanların görüntülerinin arasında üçer fark olur demek. Bak 1 ile 2 ne kadar fark etti? 3 fark etti. O zaman mesela f3 kaçtır? O da 7 gelecektir ki inanmazsan yerine yaz. 3 kere 3 9 2 çıkar 7. F4 kaç olacaktır o zaman? Tabii ki 10 olacaktır. O halde benim görüntü kümem de 1, 4, 7 ve 10 olur sevgili arkadaşlar. Görüntü kümemiz buydu. Zaten değer kümemiz ve tanım kümemiz de belliydi diye deriz. Kazanım bakış 2'ye geçtik. A kümesi 1, 2, 3 ve B kümesi 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından oluşuyor. F1, F2, F3, F4 eşleştirmelerinden hangileri A'dan B'ye bir fonksiyondur? Bir kere açıkta hiçbir eleman kalmayacaktı. Nerede? Tanım kümesinde. Yani A kümesinde 1 2 3 kalmış mı, kalmamış? 1 2 3 kalmamış. 1 3 2'yi bir yere götürmemiş. Bak bu fonksiyon değil kesinlikle. Daha sonrasında 1 2 3 ve 1. Ne demiştik? 1 ve yalnız bir elemanla eşleyecek demiştik. E burada 1'i hem 8'le hem de 2 ile eşleştirdiğine göre bu da bir fonksiyon değildir. Şimdi 1 ile 2'ye bakalım. Hala bunların fonksiyon olmama ihtimalleri var çünkü. 1'i 0'a götürmüş. 0 burada var. 2'yi 2'ye götürmüş. O da burada. 3'ü 6'ya götürmüş. O da burada var. Demek ki bir fonksiyon. 1'i 8'e götürmüş. Burada. 2'yi 8'e götürmüş. O burada. 3'ü de 8'e götürmüş. O da burada. Şimdi Yalnızca bir elemanla eşleştirmiş mi? Evet eşleştirmiş. Hepsinin aynı elemana gitme gibi bir durumu söz konusu olabilir. Orası beni ilgilendirmiyor. Benim için tek kural burada açıkta eleman kalmayacak. Ve buradaki her bir eleman karşıda sadece bir elemanla eşleşecekti. E burada 1 8'e gitmiş, 2 8'e gitmiş, 3 de 8'e gitmiş. Bozan bir durum var mı? Yok. O halde bu da bir fonksiyondur. Yani F1 ve F2 benim için fonksiyondur diyeceğim. F3 ve F4 bağıntı olabilirler ama fonksiyon Değiller. Kazanın bakış 3. Aşağıda verilen bağıntıların hangileri fonksiyondur? Şimdi bunu da Venn şeması biçimde vermiş. Burada açıkta eleman var mı? Yok. Her biri farklı bir elemana, her biri de sadece bir elemana gitmiş mi? Evet o zaman bu bir fonksiyondur. Geldim buraya bak açıkta eleman kalmış. Fonksiyon fonksiyon değildir. Geldim 3'e. Hepsi bir elemana gitmiş. Açıkta eleman kalmamış ama 2'ye bakıyorsun kafasına göre takılmış. Hem buna gitmiş hem buna gitmiş fonksiyon değildir. 4'e bakıyorsun açıkta eleman yok ve her biri de birer tane elemana gitmiştir. O halde bu da bir fonksiyondur. Yani 1 ve 4 bize cevabın ta kendisini verir sevgili arkadaşlar. 232. sayfamızın sonuna geldik ve devam ediyoruz. 233'te kazanım bakış 4. Yine 4 tane bağıntı verilmiş. Hangileri y f fx biçiminde bir fonksiyondur diye soruluyor. Düşünelim Şimdi şuradaki ifade üst taraf 2'nin tam katı olduğu için 2 ile sadeleştirirsem x eksi 2 gelecektir. Diyor ki bak ben x gördüğüm yere tam sayıları yazdığım zaman sonuçta daima tam sayı çıkar diyor. Ki gerçekten ben x gördüğüm yere ne yazarsam yazayım 2 eksi de bir tam sayı olacaktır. Yani bu bir f fonksiyonu belirtir. Geldim 2'ye x gördüğün yerlere doğal sayı yazarsan sonuçta doğal sayı olur diyor. Mesela gel buraya x gördüğümüz yere 1 yazalım. 1 bir doğal sayı mı? Evet. 1'den 7 çıktı eksi 6. Peki karşılığı bir doğal sayı mı? Eksi 6 doğal sayı mı? Hayır. Demek ki bu gitti. F3 R eksi 3'ten yani 3'ü yazamazsın ama tüm reel sayıları yazdığın takdirde diyor sonuç olarak bir reel sayı elde edersin diyor. Şimdi bu rasyonel bir ifade şurası ve bunun tanımsız yapabilen bir ifade var. Nedir? paydayı sıfır yapan değer. Şimdi paydayı sıfır yapan değeri istemiyoruz. Tanım kümemizin içerisinde de yer almaması gerekiyor. Bundan böyle 2x eksi 6 sıfırdan farklı olmalı. Yani 2x 6'dan farklı olmalı. Yani x 3'ten farklı olmalı diyeceğiz. E x 3'ten farklı olmalı ve zaten tanım kümemden de 3'ü çıkarmış. O halde bu da bir fonksiyondur. Ben artık burada x gördüğüm yere 3 haricinde hangi reel sayı yazarsam yazayım sonuçta bir reel sayı çıkacaktır. F4'e bakalım x y ikililerinden oluşuyormuş bu küme ve x kare artı y kare eşittir 100'ü sağlayan x y e, reel sayıları. E şimdi ben bunu şu şekilde düşündüğümde hani x kare artı y kare eşittir 100'ü sağlayacak ya x ve y de bir reel sayı olacak. E ben şimdi şuraya reel sayıları yazdığım zaman örnek veriyorum x'i 5 seçtim y'yi de 6 seçtim. 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36 eşittir. Ne geldi? 61. E 100'ü sağladı mı? Sağlamadı. O zaman ben şunu derim. 5'e 6 sıralı ikilisi, 5'e 6 sıralı ikilisi açıkta kaldı. Ki normal şartlar altında tanım kümesinde. Yani x'y sıralı ikililerin her birinin de karşı tarafta bir kümeye gitmesi gerekiyordu. E gitmedi. O zaman fonksiyon değildir. Burada fonksiyon olanlar 1 ve 3 olduğu için cevabımız 1 ve 3'tür diyeceğiz gençler. Geldik 5'e. Hocam A kümesi tanım kümemizmiş ve aynı zamanda bu şekilde tanımlanmış. Yani bu tanım kümesinde hangi elemanlar vardır? Daha açıklayıcı bir şekilde yazalım. Diyor ki eksi 5 ile artı 2 arasındaki tam sayılar. E, o zaman eksi 5 vardır. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 vardır. Başka da bir eleman yok. Peki Fx de 3x eksi 2 imiş. Fa kümesini yani görüntü kümesini bul demiş bize. Fa demek ne demekti? Görüntü kümesi demekti. Pekala. Şimdi o zaman eksi 5'i yerine yazarsam ilk defa şurada. 3 kere eksi 5. Eksi 15 2 çıkardım. Eksi 17 geldi. Şimdi bir sonrakinin şurası 3 olduğu için eksi 14 olduğundan ben eminim. Yani bunun görüntüsü eksi 17. Bunun görüntüsü eksi 14. Bunun görüntüsü de eksi 11 olacak. Yazarsak yerine şurada bulabiliriz. Peki görüntü kümesini bul demiştim. Madem öyle ben üçer üçer arttırarak gideyim. Görüntü kümesi yani FA diyorum. Eşittir. Hop. En küçük burada eksi 17. 3 artırdım eksi 14. 3 artırdım eksi 11. Sonra eksi 8. Eksi 5. Eksi 2. 1. 4. 7 yazdım. Bakalım 2'yi yerine yazdığımızda ne geliyor? 3 kere 2. 6. 2 çıkardım. 4 ee, geldi. Tamam. 7 fazladan oldu. Yani şunu yazmıyormuşuz. En son 4 geliyormuş arkadaşlar. İşte size görüntü kümesi. Tabi bunu şöyle de yapabilirsiniz. Burada kaç eleman vardı? E 8 hocam. Burada da 8 eleman olacak. Ki zaten 8 tane yazmışız. Az önce yazdığımız 7 ile beraber 9 eleman olmuştu. O yüzden 7'yi sildim. a kümesi yani görüntü kümemiz budur diyeceğiz. Kazanın bakış 6. A kümesinden reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var. fx x küp artı 2'ymiş. Kuralı bu. Pekala. Görüntü kümemizde eksi 25, 2, 3 ve 29 elemanlarından oluşuyor. A kümesinin elemanlarını bul demiş. Şimdi ben A kümesinin her bir elemanını burada yerine yazıp görüntü kümesinin elemanlarını bulmuyor muydum? Evet. O halde ben x küp artı 2'yi eksi 25'e eşitlersem x küp eşittir eksi 27'yi sağlayan x değeri ki eksi 3'tür tanım kümesinin elemanlarından birisidir. Bu 1. Bir. İkincisi x küp artı 2'yi bu sefer 2'ye eşitlersem x küp 0 gelir ve x 0 olacaktır. Bu da ikinci eleman. x küp artı 2'yi 3'e eşitlersem x küp eşittir 1 gelir ki x buradan 1'in ta kendisi olur. Bu da üçüncü elemanımız. Ve son olarak x küp artı 2'yi 29'a eşitlersem x küp 27 gelecektir x buradan 3 gelir bu da dördüncü elemanımız olur a kümesinin elemanlarını bul demişti yani tanım kümesinin tanım kümesinin elemanları eksi 3 0 1 ve 3'tür geçeriz kazanım bakış 7'ye şimdi bu soruda 4 tane öncül var bu öncüllerin her birini çözeceğiz gençler fonksiyonumuzun kuralını şu şekilde aldım buraya da yapıştırdım Buraya da yapıştırdım. Daha sonra şunları da yapıştıralım ki lazım olacak. Çünkü Şöyle yapalım. Ay neler geldi ekrana. Şöyle yaptık. Ve şöyle yaptık. Pekala. Şimdi bakalım. ilk öncüle A'ya F4 değerini bul demiş. Buluruz. Nasıl bulacağız F4'ü? Öncelikle ben bu fonksiyonda şunu bir kere fark ediyorum. Fx fonksiyonu hani işlemleri daha kısaltabilmek için yapıyorum bunu. Şurada bu kısımda 5 parantezin alınırsa x kare eksi 2x artı 1 olacaktır. Ve bu da aslına bakarsan fx'in kuralı hani x kare eksi 2x artı 1 nedir? x eksi 1'in karesidir değil mi? Tamam bunu yazdım. Güzel. Şimdi benden f4 istendiğine göre ben x gördüğüm yere 4 yazarsam f4 gelir. 5 çarpı 4'ten 1 çıktı. 3 3'ün karesi 9. 5 kere 9'dan 45 geldi. F4 değeri bu 1. Geldim 2'ye. F eksi 4'ten diyor. F2'yi çıkar. Şimdi aslına bakarsan fx fonksiyonumuz neydi? 5 çarpı x eksi 1'in karesi değil miydi? Değil mi? E şimdi f eksi 4'ü bulmak için 5 çarpı eksi 4'ü şurada yerine yaz. Eksi 4 eksi 1 daha eksi 5 karesini aldım. 25 geldi. Eksi 2'yi yerine yazıyorum. 5 kere 2'den 1 çıktı. 1 karesini al. 1. Yani şurası kaç? 125. E şurası kaç? 5. Cevap neymiş? 120'nin ta kendisi. fx artı 1 fonksiyonunun kuralını bul demiş. E fonksiyonumuzun kuralı zaten daha kısa biçimde 5 çarpı x eksi 1'in karesiydi. Benden fx artı 1 isteniyorsa eğer ben x gördüğüm yere x artı 1 yazarım. Tabi burada yazıyorsam burada da yazacağım. 5 çarpı x artı 1 eksi 1. Bak x gördüğüm yere şurada x gördüğüm yere x artı 1 yazdım. Yanındakiler üstündekiler her şey aynı. Ve böylelikle 5 çarpı bak artı 1 ile eksi 1 bir birbirini bir götürürse 5x kare gelir. fx artı 1'in kuralı. Ve son olarak 5 çarpı x eksi 1'in karesiydi biliyorsun. Bizim fonksiyonumuzun kuralı aslında. Bana f eksi x lazım. Şurada eksi x yazarsan eksi x eksi 1'in karesi gelecektir ki bu da zaten x artı 1'in karesinin ta kendisidir. Aynı şeydi biliyorsunuz. Demek ki burası artık f eksi x'in kuralı 5 çarpı x artı 1'in karesi. f x artı 1 dediğimiz şeyde de sevgili arkadaşlarım x artı 1'i yazdığım zaman ne gelmişti? f x artı 1 5 x kare gelmişti. Burası da 5 x karedir. Şimdi 5 çarpı x artı 1'in karesini nasıl açıyordum? x kare artı 2x artı 1 diye açıyordum. Eksi bir de 5x karemiz var. 5'i içeri dağıtırsam 5x kare artı 10x artı 5 eksi 5x kare gelir. E hocam buradaki artı 5x kare ile eksi 5x kare birbirini götürürse şurada kalan ifade bana cevabı verir. Yani 10x artı 5 bizim cevabımızdır diyebilirsin. Şimdi sadece temel atıyoruz farkındaysan. O yüzden iyi dinle fx eksi 1'in kuralını vermiş x küp eksi 3x kare artı 3x artı 1 diye f eksi 2 ile f eksi 1'in toplamı soruluyor. Bir kere içeriği eksi 2 yaparsam f eksi 2'yi bulurum. İçeriği eksi 2 yapan x değeri de eksi 1'dir. İçeriği eksi 1 yapan peki hocam o da 0'dır. Yani ben şunu hesaplamak için x gördüğüm yere eksi 1 bunu hesaplamak için x gördüğüm yere 0 yazmalıyım şu kısımda ve sağ tarafta. O halde x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam f eksi 2 geliyordu. Eksi 1 yaz bakalım burada. x küp yani eksi 1'in küpü eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi 1 olduğu için eksi 3 geldi burası. 3 kere eksi 1'den eksi 3 ve artı 1'imiz var. Jort, jort gitti. Burası eksi 6'ymış. Ve bir de bana f eksi 1 lazım. Bunu bulmak için de x gördüğüm yere 0 yazıyordum. Yaz 0'ı gitti 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 1 geldi. Eksi 6'dan 1'i çıkar demiş bize. Pardon topla demiş bunları. Doğru cevabımız eksi 5'in ta kendisi olur. Ve bir de B şıkkına bakacağız. fx fonksiyonunun kuralını bul demiş. Şimdi beni iyi dinliyorsun hocam. Aç algılarını ve beni çok iyi dinle. Şöyle ki, şöyle ki. fx eksi 1 var. Ve ben içeriği x yapmak istiyorum. O halde x gördüğüm yere x artı 1 yazarsam x artı 1'den 1 çıkarırsam x kalır. Yani fx'i bulmuş oluruz. fx için ne yapmam gerekiyormuş? x gördüğüm yere x artı 1 yazmam gerekiyormuş. O halde yazalım bakalım. X artı 1'in tabi sadece burada yazmıyorsun. Burada X var ama karşıda X var gördüğün gibi her yerde yazıyorsun. X artı 1'in küpü eksi 3 çarpı X artı 1'in karesi artı 3 çarpı X artı 1 ve artı 1 dedik arkadaşlar. Şimdi gel gelelim şu kısma. X artı 1'in küpü. Hocam x küp artı 3x kare artı 3x artı 1'dir. Eksi bak şunu açtıktan sonra eksi 3'ü içeri dağıtırsan eksi 3x kare eksi 6x eksi 3 gelecektir. Artı 3x artı 3 artı 1'den de 4 yapar. Burada gençler artı 3x kare ile eksi 3x kare birbirini götürür. 3x 3x daha 6x eksi 6x birbirini götürür. Eksi 3 4 daha 1 yapar. 1 daha 2 gelir. Yani x küp artı 2 bana cevabın ta kendisini verir. Lakin ben bu soruyu hemen böyle geçiştirmeyeceğim. Çünkü çünkü ben bu fonksiyonu şurayı farklı bir şekilde daha yazabilirim. x eksi 1'in küpü dediğimiz ifademizin açılımı neydi? x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1'di. Ve dikkat ettiysen şu kısmıyla şu kısmı birbirine inanılmaz derecede benziyor ve aynısıdır. Sadece burada artı 1 var. Burada eksi 1 var. Peki ben bu eksi 1'i artı 1 yapabilmek için ifadeye bir de 2 eklesem olur mu? Olur. Yani içeride x eksi 1 vardı. Burada da x eksi 1'in küpünü aldım. F fonksiyonu nasıl çalışıyormuş? İçine aldığı değerin küpünü alıyormuş ve 2 ekliyormuş. İçine aldığı değerin küpünü alıyor ve 2 ekliyor. İçine aldığı değerin küpünü alıyor ve 2 ekliyor. Aman tanrım. Buradaki... Buradaki bütün işlemlerden kurtulduk mu yani? Aynen öyle güzel kardeşim. Küpünü al 2 ekle. O zaman buradaki işlemlerden de kurtuluruz hocam. Tabii ki. Mesela f-2. İçine aldığı değerin küpünü al. Eksi 8. 2 ekle. Eksi 6. Eksi 1'in küpünü al. 1. 2 ekle. bakalım. Ha eksi 1. 2 ekle. 1. Eksi 6'ya 1 ekle. Eksi 5. Bak sana cevabı küt diye veriyor. Yani sen Burada iyi bir fonksiyon öğrenmen için pratik olabilmen için bir kere zaten çarpanlara ayırmanın da iyi olması gerekiyormuş. Bak mesela neler neler çıkıyor. Ki ben size 338 bin kere ne demiştim gençler? Matematikteki her konu birbiriyle bağlantılıdır. Bunu ilerleyen konularda çok daha anlayacaksın. Biz bir kümenin alt küme olayını bile İleride permütasyon, kombinasyon, olasılığın içerisinde göreceğiz demiştim. Çarpanlar ayırma işlerken fonksiyonlarda, türevde, integralde, trigonometride özellikle çok fazla işine yarayacak demiştim. E şimdi işine yaramıyor mu yani? E hocam burada biz çarpanlar ayırarak mı çözdük? Çözmedin de çözersen daha kısa olduğunu gördün sonuçta. Şimdi vicdan azabı yapmayacak mısın sen? Ulan hani şey demeyecek misin? Mesela denemedesin karşına bu soru çıktı abi örnek veriyorum. İçinden şey demeyeceğim mi? Ulan İsmail Hoca'dan söylemişti bunun daha kısa yolu var da şimdi ben uzun yolunu biliyorum onu çözeceğim. Vicdan azabı çekmeyecek misin yani? Daha kısa yolu olduğunu bilmene rağmen uzun 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 uğraşırken bir de üstüne işlem hatası yaparsam var ya of Allah korusun da. Vicdan azabı hissetmeyecek misin? E, Hissedeceksin. E, o zaman gel güzel kardeşim yani bu matematikteki konuları tekrar ede ede ele alalım. Tamam yani önceki konulardan eksiklerim varsa hala bir dön bir tekrar et bir zahmet. Tamam. Peki. Söz verdiğini düşünerekten ilerliyorum. 233. sayfamızı da hallettik. Ve artık geçtik 234'e. Kazanım bakış 9. Reelden real'e tanımlı fx eşittir x fonksiyonu verilmiş. Ki biz buna birazdan birim fonksiyon da diyeceğiz fonksiyonlar çeşitlerinde. f5x artı 4 fonksiyonunun fx fonksiyonu türünden eşitini bul demiş. E şimdi fonksiyon ne yapıyormuş? İçindeki neyse hiçbir şey yapmadan buraya mı aktarıyormuş? O zaman f5x artı 4 fonksiyonumuz nedir bizim? Neymiş? 5x artı 4. E, tamam güzel. E şimdi şunu, şunun türünden yazacaksam ben. La ben şuradaki x'in fx olduğunu bilmiyor mu zaten? E, e o zaman 5 çarpı fx artı 4 dersen bak f5x artı 4'ü bir güzel fx türünden ifade etmiş oldu. Cevabımız 5 çarpı fx artı 4'müş. Kazanım bakış 10. Olduğuna göre f5 kaçtır? Ula şimdi bana f5 lazım da bura karman çorman bu ne? Ben sadece fx'i öğreneceğim zannediyordum. f4x artı 21 bölü x artı 4 ne? Deme. Çünkü basit. Senin tek amacın burayı 5'e eşit demek. Çünkü sana f5 lazım. E o halde ben 4x artı 21 bölü x artı 4'ü 5'e eşitlesem hocam çok mu kaçak bir çözüm olur? Yok doğru yoldasın devam et sıkıntı yok. Vallahi çok mantıklı zaten burayı 5'e eşitlemen. Bir içler dışlar alalım. 4x artı 21 eşittir. 5x artı 20 gelir. E hocam buradan x eşittir 1 gelir. E evet. Yani diyor ki x gördüğün yere 1 yazınca bura 5 oluyor. Bize de zaten F5 lazımdı. E bunun için ne yaptık? X gördüğümüz yere 1 yazdık. O halde ben o X gördüğüm yere 1'i burada da yazarım. 1'in küpü 1 artı 1'den cevap neymiş? 2'nin ta kendisiymiş. Tamam mı? Bak basit. Kazanın bakış 11. Şimdi gerçel sayılar kümesi üzerinde bir F fonksiyonu. Her X gerçel sayısı için N N'ler tam sayı olmak üzere. Fx eşittir x eksi n biçiminde bir kuralı var. Ve buradaki x'ler de diyor bu x'ler n ile n artı 1 tam sayıları arasında. Sonuçta n'ler tam sayıysa n artı 1 de tam sayıdır. n ile n artı 1 arasındaki tam sayı olmak üzere f x eksi n biçimde tanımlanıyor. Yani ben buradaki n'nin şuradan belirleneceğini öğrendim artık. E şimdi diyor ki f eksi 1 bölü 2 f 1 ekle buna f 1 bölü 2 buna da f 5 bölü 2 ekle cevabı söyle diyor şimdi. İçerideki eksi 1 bölü 2'ye bakıyorsun. Bu eksi 1 bölü 2 nerededir hocam? Eksi 1 ile 0 arasındadır. 1 nerededir? Hocam o da 1 ile 2 arasındadır. 1 bölü 2 nerededir? E, o da o da köşeli parantez 0 ile 1 aralığındadır. 5 bölü 2 yani 2 buçuk nerededir? E, hocam tabii ki o da 2 ile 3 aralığındadır. Peki şimdi f eksi 1 bölü 2'yi bulmak için 1 bölü 2'den hop şuradaki bak 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 ne? Buradaki eksi 1'i çıkarırım. Eksi 1 bölü 2'den eksi 1 çıkarırsam eksi 1 bölü 2 eksi eksi 1 bu bana 1 eksi 1 bölü 2 yani 1 bölü 2'yi verir. 1'den 1'i çıkarırsam bu bana bak burası neymiş gençler? 1 bölü 2'ymiş. F1 e 1'den 1'i çıkar 0. 1 bölü 2 f 1 bölü 2 1 bölü 2'den 0'ı çıkar e burası da 1 bölü 2 f 5 bölü 2 5 bölü 2'den 2'yi çıkar e orası da 1 bölü 2 e o zaman ben 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 artı 0'ı hesaplarsam ki 0'ı hesaplamama gerek yok cevabı bulurum e 3 tane 1 bölü 2 de 3 bölü 2'nin ta kendisi yapar cevabımız da budur deriz tamam peki 12. örnekteyiz aha bak en sevdiğim x kare artı 2x eksi 3 2x kare artı 4x artı 8'e eşitmiş. fx'in eşitini bul demiş. Bu tarz sorularda fonksiyonu çalışma mantığını anlaman gerekiyor. Mesela içerideki dışarıdakine veya dışarıdaki içeridekine benziyor mu? Mesela ben içeriği 2 ile çarpsam, şunu 2 ile çarpsam. 2x kare artı 4x eksi 6 mı bulurum? Ki 2x kare artı 4x ile 2x kare artı 4x birbirine çok benzer değil mi? Evet. Şimdi bak ben içeridekini 2 ile çarptım. Önce yaptığım işlem 2 ile çarpmaktı. Doğru mu? Sonra bir de 8'i elde edebilmek için gidelim ben buraya bir 14'ü yapıştırırım. Tamam. Ne olur? Bunun aynısı olur. Bak şurası şunun aynısı olur. Demek ki bir de 14 ekliyoruz. E şimdi o zaman fonksiyon nasıl çalışıyor? içine aldığı değerin 2 ile çarpıyor 14 ekliyor. O zaman ben şöyle bir şey diyeyim. fx bu sefer içine x alsın. İçeridekini 2 ile çarp 14 ekle. Al sana fx'in kuralı. Bak bitti. Anlaşıldı mı? Peki. Hadi devam. Hep böyle mi olur diye soran arkadaşlarım var. Bu şekilde istediyse hep böyle olur. Pekala. f3x artı 1 bölü 7. kx artı k artı 1 olmak üzere. Ve f eksi 2 neymiş? 21 olduğuna göre k kaçtır? Şimdi bana f eksi 2'nin yani içeriği eksi 2 yaparsan sonuç 21 gelecek diyor. E gel o zaman biz içeriği eksi 2 yapalım şurayı. Yani 3x artı 1 bölü 7'yi ben eksi 2'ye eşitleyim. Bu durumda 3x artı 1 eksi 14 olmaz mı bunu karşıya fırlatırsak? Böylelikle 3x de eksi 15 olur ve hatta ve hatta x de eksi 5'in ta kendisi olur. Demek ki ben şuradaki içeriği yani şurayı eksi 2 yapabilmek için x gördüğüm yere eksi 5 yazmalıymışım. O zaman karşıda da yazarım. Eksi 5k artı k artı 1 gelir bak x gördüğüm yere eksi 5 yazınca. E bu da bana haliyle 1 eksi 4k'yı verir değil mi? 1 eksi 4k kaçmış? 21. O halde gençler 4K eşittir eksi 20 iken 4K eşittir eksi 20 K kaçtır? Eksi 5'tir. Yani cevabımız da eksi 5 olacakmış. Geldik 14. kazanım bakışa. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu. Her a ve b gerçel sayısı için f a artı b eşittir f a artı f b eşitliğini sağlıyor. F1 ile f2'nin toplamı 12 olduğuna göre F1 çarpı F-1 bölü F4 işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben F1 artı 1 bunun ne olduğunu bilirim. F2 değil mi kısa yoldan? Değil mi? Peki F1 artı 1'i şu, şu, formatta yani A'ya 1 B'ye bir yazaraktan F1 artı F1 haline sokamaz mıyım? Tabii ki de sokarım. Kuralı vermiş yani adam bana. Değil mi? F1 kaçtı bilmiyoruz ama ben artık F2'nin F1 artı F1 olması gerektiğini biliyorum. Bir tane de burada F1'imiz vardı. 3 tane F1 eşittir 12 miymiş? Aynen öyle. O zaman F1 kaçtır? Hocam 4. Tamam güzel. F1'i buldum 4. O zaman bu kaçtır? 8. F2'de 8. Peki. Şimdi F1'in kaç olduğunu biliyoruz? 4. F2'de 8'miş. Şimdi ben o zaman F2 artı 2 eşittir. F2 artı F2 yazaraktan neyi bulmuş olurum biliyor musun? Bak F2 kaçtı? 8. Aha bu da 8'di. 8, 8, 16. O 16 bana neyi verecek? F4'ü verecek. Tamam. F4 yani şurası da neymiş? 16. Şimdi bir de bize ne lazım? F-1. He eksi 1'i nasıl bulacağız? Eksi 1. Önemli. Şöyle bulalım mı? F 1 artı 0 eşittir. Eşittir. F 1 artı F 0 yazsam. Şurası ne zaten? F 1. E burası da F 1. Yani 4. 4 eşittir. 4 artı bir şey. O bir şey ne? F 0. Yani o kaçmış? 0. F 0 da 0'mış arkadaşlar. Peki ben. Peki ben. F 1 artı eksi 1 desem artık. Bu bana f1 artı f eksi 1 verir mi? Vallahi verir. 1'e eksi 1 ekleyince içerisi ne olur? 0. Yani f0. F0 kaçtı? E 0'dı. Eşittir. F1 4 şu kaç olur? E, tabii ki de eksi 4 olmalı ki toplamları 0 gelsin. Değil mi? Yani mantıklı. O zaman f eksi 1 de kaçmış? Şurası eksi 4'müş. Şimdi senden şunu istemiş. 4 ile eksi 4'ü çarp ve bunu 16'ya böl. Yani eksi 16'yı 16'ya böl demiş. Doğru cevabımız eksi 1'in ta kendisi olur sevgili gençler. İşte bu kadar basit. Tamam mı arkadaşlar? Güzel. Şimdi kazanın bakış 15'teyiz. fx ile f2'nin çarpımı x3 2, x küp artı 2x artı 4 ise f3'ün negatif değeri soruluyor. Şimdi ben x gördüğüm yere 2 haricinde ne yazarsam yazayım kafa karıştıracak çünkü f2'nin ne olduğu belirsiz. Ama x gördüğüm yere 2 yazarsam x gördüğüm yere 2 yazarsam bak şimdi neler olur. f2 çarpı f2 olur sol taraf. Eşittir 2'nin küpü 8. 2 kere 2 4 ve artı 4. Yani f2 ile f2'nin çarpımı 16 yapıyormuş. O zaman f2'nin karesi diyelim. f2'nin karesi eşittir 16 ise F2 dediğimiz şey ya 4'tür ya da F2 dediğimiz şey F2 dediğimiz şey eksi 4'tür deriz. Şimdi iki tane sonuç çıktı. F2 ya 4'müş ya da eksi 4'müş. Kabul. Şimdi F3'ün negatif değeri soruluyor. O zaman x gördüğümüz yere bir 3 yazarak yolumuza devam edelim. F3 çarpı F2 eşittir. X gördüğüm yere 3 yazarsam 27 artı 6 artı 4'ten 37 gelir değil mi? Yani F3 çarpı F2 Eşittir 37. Şimdi ben, bana F3'ün negatif değeri lazım. Değil mi? Ben bunun negatifini arıyorum. F2'yi eğer 4 seçersem, şuradaki 4 seçersem, 37 bölü 4 olur F3. Negatif olmaz ama, eksi 4 seçersem, 37 bölü eksi 4'ten eksi 37 bölü 4 gelir. Yani F3'ün negatif değeri neymiş? Eksi 37 bölü 4'ün ta kendisiymiş sevgili arkadaşlar. Güzel, güzel. Kazanın bakış 16. F1 soruluyor burada da. Ben 1'i elde etmek için x gördüğüm yere eksi 2 yazamaz mıyım burada? Bak 3 kere eksi 2 eksi 6 7 ekle 1. O halde 2 çarpı f 1. Yani ben x gördüğüm yere ne yazmam gerektiğini söyledim size az önce. Eksi 2 değil mi? x eşittir eksi 2 için diyelim. x eşittir eksi 2 için hemen şöyle boyayalım burayı da. 2 çarpı f1 Daha sonrasında eksi e Ben x gördüğüm yere eksi 2 yazınca Eksi 2 artı 3 lan burada f1 geliyor Ne güzel oldu eşittir X gördüğüm yere eksi 2 yazmaya devam ediyorum Ne gelir eksi 10 gelir Peki 2 tane f1'den bir tane f1'i çıkarırsam F1 gelmez mi Bu da kaçmış e, Eksi 10'muş e, bizden f1 isteniyordu zaten Cevap karşımızda Doğru cevabımız eksi 10 olacaktı Böylelikle 234'ü de bitirdik ve devam ediyoruz 235'te 17. kazanım bakışla. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu, her a ve b gerçel sayıları için f a artı b eşittir f a çarpı f b eşitliğini sağlamakta. F 2 4 olduğuna göre f 7 kaçtır? Şimdi şuradaki bir sorumuz vardı arkadaşlar. Ahanda da şu soru. Ben bu soruyu da size daha kısa çözebilirdim, çözebilirdim. Neden çözmedim? Aslına bakarsanız bu logaritmik bir fonksiyona benziyor. Şurası. Ve ben bunu logaritmayla çok rahat çözerdim. Ama logaritmayı bazı öğrencileriniz, bazı öğrenciler bilmediğinden bunu da logaritmayla çözmedim. Uzun uza diye çözdüm. Ama şimdi her öğrencimiz artık üstü sayıları bildiği için ve bu da üstel bir fonksiyon örneği olduğu için artık ben bunu ben bunu üstü sayılardan çözebilirim. Daha kısa, daha net bir şekilde. Şimdi bak İki ifadeyi çarpınca yani içerideki ifadeleri düşünün. Burası ne olmuş? Toplanıp aynı fonksiyona mı yazılmış? Aslına bakarsan bu şöyle bir fonksiyondur denilebilir o halde. Bak. M üzeri M üzeri A artı B eşittir. M üzeri A çarpı M üzeri B. Eğer ki fx dediğim fonksiyonu ben m üzeri x biçiminde üstel bir fonksiyon seçmiş olursam f a artı b ne gelir? Bak buraya X nerede? M'nin kafasında. O zaman A artı B nerede olacak? A artı B M'nin kafasında olacak. A nerede olacak? M'nin kafasında. B nerede olacak? M'nin kafasında. Ve böylelikle M üzeri A ile M üzeri B'yi çarpınca M üzeri A artı B'yi verir mi bize? Vallahi mis gibi de verir ha. Bak üstel fonksiyon. Şimdi F2 4 olduğuna göre F7 kaçtır diye soruluyor. F2 4 ise bak F2 4 ben şöyle bir şey yaparım o halde. Derim ki e, F2 dediğim şey aslında M üzeri 2'dir. M karedir. Yani şuna göre. Buna göre M karedir. E, M kareyle ben M kareyi çarpınca neyi bulurum? M üzeri 4'ü bulurum. Ki bu da bana F4'ü verir mesela. Değil mi? Daha sonrasında derim ki hocam ben M üzeri 1 ile M üzeri 1'i çarpınca da M kareyi verir bana o halde. E, verir. M kare neydi? F2. Yani 4. O zaman şu kaçtır? 2'dir. E hocam bu da 2'dir o halde. Şimdi bu F1 2'ymiş. F2 4'müş. E şimdi F1 dediğim şey M üzeri 1 ve 2 ise M karede 4 ise o zaman M küp yani F3. F3 nedir? E hocam o da M küptür. O da 8'dir. Çünkü artık ben şunu iyi biliyorum ki M burada 2'den başkası değildir. 2'nin birinci kuvveti 2. 2'nin karesi 4. 2'nin küpü 8. E bu da 8 olacak. E benden f7 yani m üzeri 7 mi istenmiş? Yani 2 üzeri 7 mi istenmiş? Cevap 128'in ta kendisi olur sevgili gençler. Ve geldik 18. kazanım bakışa. Şimdi ben bunlara bunu e, diziler kısmında da göreceğiz. Ve dizinin tanımı e, tanım kümesi pozitif doğal sayılar olan her fonksiyona dizi denir diyeceğiz. Demek ki fonksiyonmuş yani her dizi bir fonksiyonmuş. Ve dizilerde indirgemeli diziler var. Aynısı. Bak yemin ederim aynısı. Sadece f(x) ve f(x-1) değil. an ve an-1 olacak orada kurallarımız. Burada da aynı çözümü yapacağız. Orada da aynı çözümü yapacağız. O yüzden iyi dinle. Dizilere sana bir ön bakış olsun. Hocam Öncelikle şu ikisi yani içleri ardışık olanlar bir arada değilse bir araya getireceksin bu şekilde toplamalı çıkarmalı. Sonra da F5'i vermiş F11'i soruyor ya. O zaman ben şunu yapacağım. X gördüğüm yere önce 6 yazacağım. Bak 6'yı yazınca 6'yı yazınca ne gelir burası? F6 eksi F5 mi olur? Değil mi? Ve bu da x'ten bağımsız olarak 5'e eşitmiş. E güzel. Madem öyle Şimdi 7 yazarsam x gördüğüm yere f7 eksi f6 bu da 5 olacak. 8 yazarsam f8 eksi f7 e hocam o da 5. E şimdi nokta 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 diyelim. En son 11 yazarsam f11 eksi f10 eşittir e hocam o da 5. Ben bunları taraf tarafa topladığım takdirde şu gider, bu gider, bu gider, bu gider, en son bu da gider ve geriye ne kalır? Sadece f11 eksi f5 kalır. E yazalım. F11'den F5'i çıkarınca Burada hep 5'ler var ama kaç tane 5 var? 6'dan 11'e kadar kaç tane sayı var? 6 tane. O zaman 6 tane 5 vardır. Yani 30'dur. Peki F5 kaçtı? Hocam 1'di. Eksi 1'i karşıya atarsan F11 kaç gelir? 31'in ta kendisi. Şimdi daha kısa bir şekilde ben bunu çözer miyim? Şurası sabitken sabit sayı olarak verilenlerde çözersin. Nasıl biliyor musun? E hocam zaten F5'i vermiş şimdi bana yani. Ben F6, F7, F8, F9, F10, 10 ve F11. Ya ben şuna mı ulaşmak istiyorum? Evet. E şimdi diyor ki hocam bir büyük olanın görüntüsü bir küçük olanın görüntüsünden 5 fazlaymış hep. E şimdi bu 1 ise o zaman bu 6'dır, bu 11'dir, bu 16'dır, bu 21'dir, bu 26'dır, bu da 31'dir zaten dersin olayı koparırsın. Beşer beşer artacak zaten. Yani bize zaten bunu vermiş. Sabitse bunu yapabilirsin. Değilse yine buradaki çözüme göz kırpıp çözebilirsin. Sıkıntı yok. Tamam. Peki. Devam 19. kazanım bakış. fx artı 3 bölü fx artı 2. x artı 2 bölü x artı 3'e eşitmiş. f3 1 ise f19 kaçtır? f3'ün 1 olduğunu vermiş bize. Ben öncelikle x gördüğüm yere 1 yazacak olursam ne gelir? f 4 bölü f 3 mi gelir? 1 yazdım. Şimdi x artı 2 şurada x artı 3 de burada olduğuna göre f 4 bölü f 3 aslına bakarsan 3 bölü 4'tür o halde. x gördüğün yere 1 yazarsan değil mi? Ama kısa yolunu fark edelim istiyorum ısrarla. Çünkü her biri için yazarken kafa karışıklığına sebep olabilir. Dil sürçmelerine sebep olabilir. Dilin sürçerse elin de sürçer. Şimdi F4 bölü F3'ü buldum. Peki ben F5 bölü F4'ü bulsam bunu nasıl yazarım? O da 4 bölü 5'tir hocam. Peki F6 bölü F5'i merak etsem o nedir? Hocam bu da 5 bölü 6'dır. Güzel. Nokta nokta nokta. En son F19 bölü F18'i ben merak etsem hocam bu da 18 bölü 19'dur. Aynen öyle. Şimdi bak dikkat et ben bunların tamamını çarpacak olursam şu şekilde F4'ler, F5'ler, F6'lar ve en son F18 mi gidiyor? Geriye kalan ne? F19 bölü F3. F19 bölü F3 kaldı ve bu da şunların çarpımına eşit tabii ki. Bak bunların çarpımına. Bunları çarpınca da dikkat et bunlar böyle böyle gidiyordu. Bunlar böyle böyle gidiyor. Ve geriye ne kalıyor? 3 bölü 19. 3 bölü 19. Lan bir dakika şuna bak. 19'a 3. 3 e 19. Aa çok güzel. E şimdi F3 kaçtı F3? E 1. Yani F19 bölü 1. 3 bölü 19 E kimse kusura bakmasın. F19 da 3 bölü 19. Umarım anlamışsınızdır sevgili gençler. Bizden F19 isteniyordu. Biz bunu 3 bölü 19 bulduk. Evet. 20. kazanım bakıştayız. X kare artı 10 X artı 7 diye verilmiş Fx. F kök 17 eksi 5 Soruluyor. tabii x gördüğümüz yere kök 17 bölü kök 17 eksi 5 yazacağız. Tamam. Başlayalım yazmaya. Dermişim. Ya yazmıyoruz. Öyle şeyler yapmıyoruz. Ya yapsan da olur. Sıkıntı yok. Doğru cevabı bulursun da hani yapmıyoruz. Biz yapmıyoruz. Biz. Ya tercih meselesi. Tamam. Benim tercihimi söyleyeyim ben size. Sizde yani ben yapın demiyorum ama hani bu sizin bileceğiniz iş. İyi dinle. Ben bu fx'i kuralını x kare artı 10x artı 25 eksi 18 biçiminde yazaydım ne olurdu? Ne olurdu yani çok güzel olurdu. Niye biliyor musun? x kare artı 10x artı 25 x artı 5'in karesidir. Parantez karesidir. Bir de bundan 18 mi çıkarmış? Şimdi fx buymuş abi. fx buysa ben artık burada kök 17 eksi 5'i yazarsam bak şurada yazıyorum. Kök 17 eksi 5 ve bir de neyimiz var burada? Artı 5'imiz var. E bunun karesinden 18'i çıkar diyor. E şimdi canına yandığım eksi 5 artı 5 gider. Kök 17'nin karesi nedir? E 17'dir hocam. Bundan 18 çıkarırsan cevabı bulursun. Doğru cevap eksi 1'dir. Bak böyle absürt sayılar görürsen tamam mı? Akla uymayan sayılar görürsen mutlaka böyle bir çözüm vardır. Unutma bak tamam mı? Lütfen. Peki 20'yi de çözdük. 21'deyiz artık. Bak gene böyle abuk sabuk şekiller var. X eksi 1 bölü x diyor. Ama bana ne? Ben bunu kök, kök 15'e mi eşitleyeceğim? İşte eşitlemeyeceğim. Burada şununla şunun arasındaki bağıntıyı görmen lazım senin. Nasıl bir bağıntıdan bahsediyorum? Şimdi x var, x kare var. 1 bölü x var, 1 bölü x ka e, karesini alalım o zaman. Yani x eksi 1 bölü x'in ben parantez karesini bir güzel alayım. Ne gelir? Birincinin karesi, ikincinin karesi ve Birinciyle ikincinin çarpı bunun iki katı. Eksilisi ama. Eksi. 2 çarpı. Birinci çarpı ikinci. E şimdi buraya dikkat et. Şu artı x ile e, çarpı x ile bölü x birbirini götürür mü? Evet. E şimdi burada ne kaldı? Bunun karesini alınca. X kare artı bir bölü x kare kaldı. Bir de eksi ikimiz var. E bana artı iki lazım. Yani bunun şurasıyla şurası aynı oldu. Ama şunlar birbirinden farklı. Değil mi? E benim bulduğum eksi iki. Artı iki lazım. E 4 ekle o zaman. Böylelikle fonksiyon nasıl çalışıyormuş? İçine aldığı değerin içine aldığı değerin karesini alıyor sonra 4 ekliyor. Kare al 4 ekle. Kare al 4 ekle. O zaman içine kök 15 almamış mı? Karesini al 4 ekle. Cevap 19. Yani fx nasıl çalışıyormuş? Karesini alıp 4 ekliyor. Yani fx'in de orijinal fx'in kuralı da x kare artı 4 aslına bakarsın. Tamam mı güzel kardeşim? Peki bu videonun son sorusundayız artık. Çözelim. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz varmış. Adı f ve diyor ki fx artı 1'den f fx eksi 1'i şu tarafa atarsam çıkarırız. fx artı 1'den fx eksi 1'i çıkarırsam elimizde sadece x kalır diyor. f7'nin 7 olduğunu vermiş f17 kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben burada sağ taraftaki yani şuranın içini 7 olacak biçimde ayarlayacağım. X gördüğüm yere 8 yazmam gerekiyor. O halde F9'dan F7'yi çıkarınca X gördüğüm yere 8 yazmıştım. Şimdi gel bir de 9 yazalım. Böylelikle F10 F10. 9 yazarsam F10 gelir ama şuradan yine F9'u bulur muyuz? Buluruz. Değil mi? 10 yazarsam aynen. 10 yazalım F11 gelsin. 8 yazdım. 9 geldi. F9'u götürebilmek için şurada artık 10 yazayım. 10 yazarsam f11 eksi f9 olur. Ki kaç yazmıştım? 10. E böyle böyle gidersem en son f17 için x gördüğüm yere 16 yazmalıydım. Eksi 16'yı şurada yerine yazarsam f15 gelir ve 16 yazdım işte. Bu da 16'ya eşit olur. Ben bunların alayını taraf tarafı toplarsam dikkat et. Aha bunlar bu şekilde bu şekilde bu şekilde gidiyorlar. E gidiyorlar da geriye ne kalıyor? F17 eksi f7 kalıyor bak. F 17 eksi F 7. Şimdi 8'den 16'ya kadar ikişer ikişer varmış. Oradaki sayılar nedir? 8, 10, 12, 14 ve 16'dır. Bunların toplamı 5 tane terim var. Ortadakinin 5 katıdır. Yani 60'dır. E F 7 dediğimiz şey de 7 değil miydi zaten? Eksi 7'yi karşı tarafa zıplatırsan F 17'yi bulmuş olursun ki 67'nin ta kendisidir. Doğru cevabımız da 67 olacaktı sevgili gençler. Bakın sadece fonksiyonların daha fonksiyon eşitliğine geçmeden 22 tane örnek verdim. Ve bu örneklerin içerisinde de indirgemesine kadar gösterdim. Tamam yani inanılmaz detaylı örnekler olduğunu sen de artık burada hissetmiş bulunuyorsun. İkinci dersimizde fonksiyonların eşitliğine geçeceğiz ki orası da yine inceleyip sık dokuduğumuz kaliteli ve detaylı bir yer. Haberin olsun derse de ona göre hazırlanıp gel. Tamam İkinci derste görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutma.